Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan ayının ilk tarifimi paylaşıyorum. Bu vesileyle de herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugünkü tarifim çok pratik yöntemle rahatça yapabileceğiniz sofralarımızın vazgeçilmezi olan içli köfte olacak. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle içli köftemizin iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için 1 kiloya yakın kıymam vardı buzdolum, buzluğumda onu çıkardım. Bu şekilde üzerine hafif su döktükten sonra çözdürüyorum ve suyunu çekene kadar kavurmaya devam ediyorum. Evet kıymam suyunu çekmeye başladı. Bu aşamada iyice çektikten sonra 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilave ediyorum. İç harcımız için kesinlikle sıvı yağ kullanmıyoruz arkadaşlar. Katı yağ olması gerekiyor. Burası çok önemli. Ben tereyağı kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz siz margarin de kullanabilirsiniz. Evet kıymayı tereyağla birlikte güzelce kavurduktan sonra doğramış olduğum 7-8 adet orta boy soğanımı ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi soğanlar kıymadan daha çok oldu. Özellikle böyle olması gerekiyor. İçli köftenin iç harcının böyle sulu sulu ve lezzetli olmasının bence tek sebebi soğanın çok olmasıdır. Evet, kıymayı soğanlarla birlikte kavurduktan sonra soğanlarımı iyice öldürdüm gördüğünüz gibi ve 1 yemek kaşığı tuz ilave ettikten sonra tekrar kavurmaya devam ediyorum. Evet, soğanlar iyice ölüp acı tadının gittikten sonra bir dolu yemek kaşığı biber salçası ve bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Daha sonra baharatlarını ekliyorum gördüğünüz gibi. Malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Çoğu videolarda iç harcına salça konmadığını gördüm ama ben çok yakıştırdığım için koymayı tercih ettim. Hiç denemediyseniz eğer bu şekilde de denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir iç oluyor. Evet gördüğünüz gibi iç harcımızın kıvamı bu şekilde sulu sulu olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bu arada hiç su katmadım. Siz de gördünüz sadece yağ ve kıymanın ve soğanın kendi suyu. Evet şimdi ocağımın altını kapattım ve doğramış olduğum bir demet maydanozumu ve bir su bardağı cevizimi ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyorum ve soğuması için buzdolabına alıyorum. Burası çok önemli. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iç harcım gayet güzel soğudu. Katı yağ sayesinde baya güzel dondu gördüğünüz gibi. Bu şekilde elimle sıkarak küçük küçük köfteler hazırlıyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Özellikle Ramazan ayında bundan sonraki tarifimin ne olmasını isterseniz aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi içli köftemizin hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için iki çeşit bulgur kullandım ben. Birisi kital bulguru, diğeri de çiğ köftelik bulgur kullandım. Ben bu aşamayı kısırda yaptığım gibi salçalarıyla birlikte kaynar suyla bu şekilde ıslatıyorum. Daha sonra kapağını kapatıp bulgurların şişmesi için bekleteceğim. Bir de çok önemli bir detay bahsetmek istiyorum. Kitel bulguru diğer bulgurlara göre kesinlikle su çekmiyor. O yüzden sade kitel bulguru kullanırım diyorsanız eğer suyu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Oldukça az olması gerekiyor. Evet, salçayı ve bulgurlarımı karıştırdıktan sonra bir su bardağı da irmik ekledikten sonra kapağını kapatıp bulgurların şişmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bulgurlarım gayet güzel şişti. Bu aşamadan sonra hamurumuzu yoğurmaya devam ediyorum. Bunun için bir çay bardağı un, bir yumurta ve diğer baharatlarını ekledikten sonra bayağı böyle bildiğimiz hamur halini alana kadar yoğuruyoruz. Yani burada bulgurlar birbirlerini yapışacak ve kendini toparlayacak. Kaldırdığımız zaman birazdan göreceksiniz çok rahat kalkacak. Evet gördüğünüz gibi kıvamı böyle hamurumsu oldu. Burası çok önemli. Bakın elimle tuttuğum anda kalkıyor. Asla parçalanma olmuyor. Evet hamurumu yoğurdum. Şimdi size bir parça koparıp kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde olması gerekiyor. Böyle elinize bastığınız anda rahat kaldıramıyorsunuz parmağınızı. Evet hamuru tekrar kenara alıyorum bu şekilde ve köftelerimi yapmaya geçiyorum. İki yöntem göstereceğim size arkadaşlar. Burası çok önemli. İlk etapta böyle kolay bir yöntem, çok pratik bir yöntem göstereceğim. Dilerseniz siz bu şekilde yapabilirsiniz ama bu orijinal görünümü olmuyor kesinlikle. Böyle rulo şeklinde uzun uzun oluyor. Evet, streç filminin arasında gördüğünüz gibi koymuş olduğum parçayı bu şekilde merdane yardımıyla açtım ve rulet yardımıyla böyle dar kesitler oluşturuyorum. Sonuncusu fazla geldiği için bu şekilde tekrar yapıştırıp yeniden kestim gördüğünüz gibi. Daha sonra hazırlamış olduğumuz iç harcını böyle başına koyuyoruz ve tek sefer sadece kapatacak kadar sarıyoruz gördüğünüz gibi. Bu arada poşetleri de kestim. Bir de ben yapmayı unuttum. Köfteyi koymadan önce poşeti yağlarsanız poşetten ayırmak daha rahat olacaktır. Evet gördüğünüz gibi ilk köftemi aldım. Kenar kısımlarını birbirine yapıştırdıktan sonra elimle hafif böyle yuvarladım ve uç kısımlarını da böyle hafif Baş parmağımla böyle bir yandan çevirerek bir yandan da böyle bastırarak kopardım gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videoyu fazla uzatmamak için ben hemen ikinci yönteme geçiyorum. Bu bildiğimiz klasik yöntem ama pratik halini anlatmak istiyorum size. Gerçekten gözünüze korkutmayın. Çok pratik oluyor. Mandalina büyüklüğünde parça aldıktan sonra elimizle küçük bir silindir oluşturuyoruz. Ve baş parmağımızı özellikle ıslatıyoruz ve ortasını bu şekilde kabak oyar gibi açıyoruz. Boyunun bu şekilde parmağımızın ortasına gelecek kadar oluyor. Daha sonra her defasında rahat kayabilmesi için hem parmaklarımızı hem de elimizi her defasında ıslatıyoruz. Burası çok önemli. Evet, köftemizi büyüttükten sonra şimdi kenar duvarlarını bu şekilde yaparak inceltiyoruz uçlarına doğru. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel incelikte oldu. Daha sonra iç harcımızı alıyoruz ve ortasına koyup boğazını böyle bir yandan çevire çevire bir yandan da hafif bas iki parmağımızın arasında bastıra bastıra boğum oluşturuyoruz ve o boğumu bu şekilde çevirerek koparıyoruz. Yani burada hem köftemizin bizim duvarları incelmiş oluyor hem de uç kısımlarındaki kalın tarafları atmış oluyoruz. Evet bir tarafı yaptıktan sonra diğer tarafı çeviriyorum ve aynı şekilde fazlalığı atmak için böyle çevire çevire parmaklarımın arasında sıkıştırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün içli köftelerimi yaptım. Bu kadar çıktı. Ve boyutları da gayet ideal boyutta oldu emin olabilirsiniz. Asla küçük veya çok büyük değil. Şimdi ısıtmış olduğum sıvı yağma köftelerimi yavaşça atıyorum ve kızartmaya başlıyorum. Özellikle ben buzluğa atacağım için çok fazla kızartmayacağım arkadaşlar. Sadece size göstermek için 5-6 tane kızartacağım. Evet bu aşamada benim hocam indüksiyon olduğu için ve çelik tencere olduğu için çok çabuk ısıttı yağ ve gördüğünüz gibi hemen altını böyle fazla kızarttı. Evet köfteleri kızartırken böyle hafif çevire çevire kontrollü dengeli bir şekilde kızartmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi asla patlama, çatlama olmuyor kesinlikle. Gayet güzel kızardı köftelerim. Bu aşamadan sonra köftelerimi tabağıma alıyorum ve sizlere de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi içli köftelerimi kızarttım. 2, 4, 6, 8 tane kızarttım sizin için. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bakar mısınız? İçinin dolgunluğuna böyle sulu sulu. Şuraya bakın, sıktığım halde içinden böyle su çıkıyor. Bir gümüşhaneli olarak böyle bir içli köfte yaptığım için gerçekten çok mutluyum. Evet size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. İnanılmaz lezzetli ve pratik oldu. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.